Şimdi tekrar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bağlanacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhuriyet Halk Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Ali Öztunç bizi bekliyor canlı yayında. Ali Bey iyi akşamlar efendim, merhaba. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum Zafer Bey. Çok teşekkürler. Siz o olaylar sırasında, o arbede sırasında genel kurulda mıydınız? Neler oldu bize anlatır mısınız lütfen? Evet, genel kuruldaydık. Yani arbedenin içindeydik. Doğrusunu söylemek gerekirse. Şunu söylemek gerekiyor. Yani bunlar aslında Türkiye'ye yakışmayan görüntüler. Hiç hoş olmayan görüntüler. Dünya parlamentolarına baktığımız zaman bu görüntüleri Avrupa parlamentolarında göremezsiniz. Ama maalesef bizim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çoğunluğu elinde bulunduran parti, yani AKP, her fırsatta, her sıkıştığında, her doğru bir şey söylendiğinde, her bir sorun olduğunda muhalefete saldırarak, fiziki saldırılar yaparak geçiştirmeye çalışıyor, gündemi değiştirmeye çalışıyor. Bugün ne oldu? Engin Özkoç çıktı, grup başkan vekilimiz, genel kurulda konuşuyordu. İdlib konusunda konuşuyordu. Şehitlerin durumunu anlatıyordu. Yani şehitlik mertebesini anlatıyordu. Gündeme gel, gündeme gel diye Afyon milletvekili Ali Özkaya var. O zaten kışkırtıcılardan birisi oydu. Laf atmaya başladı. Bir, iki arkasından işte Recep Özel galiba Isparta milletvekili. O laf atlar. Bilinçli, önceden organize edilmişti. Bizim bilgimiz oldu bu durumdan tabii. Önceden organize edilmişler. Kimin nerede oturacağı, kimin nerede duracağı, kimin nerede kime saldıracağı yönünde. Bir çalışma yapmışlar. Bir anda saldırdılar. Engin Özkoç, Sayın Engin Özkoç'a. Tabii biz de hemen araya girdik. Tabii o arada şöyle oluyor. Yani kimin kime vurduğu, ne olduğu anlaşılmıyor. Yani araya girip ayırmaya çalışıyorsunuz ama biri size vuruyor. Siz de mecbur kendinizi korumak zorunda kalıyorsunuz. Ya da siz vuruyorsunuz. Yani AK Partili milletvekillerinin bir defa ağzının çok bozuk olduğunu bugün gördüm. Çok ağır küfürler ediyorlar. Küfür ettiği zaman da sen de dayanamıyorsun. Yani sonuçta orada bir kavga var. Araya girsen bile, işte aralamak istesen bile, yapmayın etmeyin desen bile ciddi anlamda bugün saldırmak için gelmişlerdi. Gözleri hiçbir şey görmüyordu ama püskürtüldüler. Bizden dayak yiyen olmadı. Kendileri geldiler dövmeye, kendileri dayak yediler. Yani böyle bir durum da oluştu. Maalesef kötü bir tablo ama onu söylemek gerekiyor. Keşke bunlar parlamentoda yaşanmasa, keşke. Evet, parlamento zemininde yaşanmış olması tabii ki hani Türk demokrasisi açısından ya da parlamentonun itibarı açısından pek güzel görüntüler değildi. Emin olun sizler içeride tabii çok daha kötü durumda ya da çok daha sıkıcı, zorlu bir durumdaydınız ama biz izlerken, izleyenler olarak da ya da vatandaşlar olarak da gayet sıkıntılı sahnelerdi. En çok merak ettiğimiz de arada bazı kadın milletvekilleri vardı. Onların da sizin arkadaşlarınız tarafından olay yerinden uzaklaştırılmaya çalışıldığını gördük ama onlara da bir zarar gelmedi umarım. Çünkü arka sıralara kaçanlar vardı. Şimdi de ekranlarımıza getiriyoruz görüntüleri. Hayır, gelmedi. Tabii onlar da sonuçta genel kurulda oturuyorsun. Bir anda kavga çıkınca arada kaldılar. Ama yani bu işin aslında kadın erkeğe de öyle bakmamak gerekiyor. Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi. Hepimiz vatandaşların oylarıyla seçilmiş gelmişiz. Milli iradeyi temsil ediyoruz. Yani kusura bakmasınlar ama koca koca adamlar kavga etmek için saldırdılar ya. Ya ayıp, gerçekten ayıp ya. Hani birebir görüştüğümüzde, sohbetlerimizde mülayim gördüğümüz, çok sakin, sessiz olarak gördüğümüz insanlar bugün hırçınlaşmış durumda, saldırı vaziyettelerdi. Hiç yakışmıyor. Koca koca adamlar gerçekten de yani böyle gözlerini hırs bürümüş, öldürmek şeyi var, düşüncesi var yani. Bu mantıkla saldırdılar Sayın Özkoç'a ama sonuçta kavgadır tabii ki. Bu yaşanıyor. Parlamentoda yıllardır yaşandı bu. Geçmişte de oldu bunlar. Ben eski bir gazeteciyim, parlamento muhabirliği yaptım. Çok gördük böyle kavgaları, izledik gazeteci olarak. Şimdi de birebir yaşıyoruz. Ama bunların bitmesi gerekiyor artık. Yani siyasi eleştiri olur. Sayın Cumhurbaşkanı dün, Sayın Genel Başkanımıza laf etti, bugün etti. Bizim arkadaşlarımız cevap verdiler. Dozu kaçmış olabilir. Bakın bunu da söylüyorum. Dozu da kaçmış olabilir. Ama bugün Ahmet Hamdi Çamlı, AK Parti milletvekili, basın toplantısı yapmış. Etmediği hakaret yok. Ne yapalım? Yarın biz de Ahmet Hamdi Çamlı'yı bulalım konuşurken ona mı şey yapalım? Yani olur mu böyle bir şey? Demokrasi bu ya. Demokraside konuşacaksın, tartışacaksın. Konuşa konuşa, tartışa tartışa
bir yol bulacaksın, eleştireceksin. Eleştiri olmalı. Ama maalesef AK Parti hükümeti eleştiri tahammül etmiyor, eleştiri istemiyor. Diyor ki ben her türlü laf ederim ama sen bana laf etmeyeceksin diyor. İleri demokrasi diyorlardı, demokrasi diyorlardı. Zerre kadar demokrasiyle alakaları yok. AK Parti'nin zerre kadar, bakın bunu söylüyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin dünyasında, zihninde, beyninde, vicdanında, yüreğinde demokrasinin D'si yok. Asla demokrasiye inanmıyorlar. Demokrasi, Tayyip Bey zaten yıllar önce söylemişti. Demokrasi onlar için bir amaç değil, bir araç. Bir araç olarak görüyor. Bu aracı kullanıyor. Başka zihninde dünyalar var. Ama Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran bir parti de var. Yani biz bu ülkenin kurucu partisiyiz. Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Neler gördük, neler geçirdik? Demokrat Parti, Adalet Partisi neler yaşandı? Hepsi gitti. CHP kaldı, kalmaya devam edecek. Evet. AK Parti de geldi, gidiyor işte şimdi. Ama CHP olmaya devam edecek burada, bu evet. Parlamentoda. Sayın Ali Öztun, şimdi geçmişte de siz de hatırlattınız, gazeteci olarak da tanık olduğunuz benzer arbedeler var, benzer kavgalar var. Ama en önemlisi herhalde kürsü dokunulmazlığına, kürsü masumiyetine bir saygı gösterilmesi. Şimdi böyle durumlarda, böylesine büyük kavgalar, büyük hadiseler olduktan sonra meclisin bunu yatıştırmak ve biraz tansiyonu düşürmek için mekanizmaları da olsa gerek değil mi? İçtüzük ya da ne bileyim teamüller gereği. Grup başkan vekilleri arasında bu kavgadan sonra bir görüşme oldu mu bu gerilimi düşürmek ve tekrarlanmamasını sağlamak evet, üzere? Evet, oldu. Oldu. Sayın, oldu, oldu. Sayın Altay'da galiba oldu. Bir konuşma yaptı. Tabii idare amirliği evet. Makamı var biliyorsunuz. Evet. Evet, idare amirliği makamı var biliyorsunuz. İdare amirleri bunun için vardır. İdare amirleri sakinleştirmeye çalıştı. Grup başkan vekilleri daha sonra görüşmeler yaptılar. Geçmişte bunlar kapı arkası diplomasi dediğimiz yöntemlerle yapılırdı ama bugün açıktan yapıldı. Tabii üzüntü verici bir durum. Sayın Engin Altay grup başkan vekilimiz nöbetçi olmamasına rağmen o geldi ve bir konuşma da yaptı. Sessizce dinledi AK Partililer. Bir ders aldılar biraz da. Ders niteliğinde bir konuşmaydı. Yani siyasi ders. Öyle söyleyeyim. Tecrübeli bir milletvekili Sayın Engin Altay. Parlamentonun en tecrübeli vekillerinden birisi. Öylece yatıştı ve sonra da işte ürün güvenliği yasasına ilişkin maddeler vardı. Birinci bölümün bitip kapanması. Çünkü gerginlik hala içeride o havayı koklayabiliyorsunuz. Hani içeride o gerginlik birbirlerine karşı böyle sert bakışlar falan hala sürüyordu. Meclis Başkan Vekili de birkaç madde geçtikten sonra genel kurulu kapattı. Peki Sayın Ali Öztürk çok teşekkür ediyoruz. Bir yandan da o kavganın içinde bulunduğunuz için geçmiş olsun diyelim size de. İnşallah tekrarlanmaz böylesine harbeden. Ha, teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Peki, İnşallah. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. İyi akşamlar diliyoruz.